Merhaba arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda zeytin tarifi yapıyorum arkadaşlar. Zeytinlerimizi ilk önce seçimini iyi yapmak gerekiyor arkadaşlar. Lezzetli, güzel, görseli de harika bir zeytin yapmak istiyorsanız kaliteli, yarısız, berilsiz güzel bir zeytin seçimi yapalım. Zeytinlerimizi yıkadıktan sonra kirinden, tozundan, ilacından arındırdıktan sonra artık tarife geçelim. Zeytinlerimizi kırarken mümkün oldukça bir vuruşta kıralım ki yağını çok dışına taşırmayalım. Sadece çatlaması yeterli. Ezdiğimiz zaman bütün yağı dışına çıkar ve lezzeti de kaybolmuş olur. Kırdığımız zeytinlerin kararmaması için normal çeşme suyuna biraz tuz ilave ediyorum. İri tuz ve karıştırıyorum. 1-2 dilim de limon ilave edip bu suya, tuzlu limonlu suya kırdığımız zeytinleri koyacağız. Kırdığımız zeytinleri tuzlu suya koymadığımız zaman, ben bunu göstermek istedim sizlere arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2-3 dakika içinde kırılan yerlerden hemen kararmalar oldu. İşte bu yüzden biz kırdığımız zeytinlerin kararmaması için böyle bir su hazırlıyoruz. Limonlu tuzlu suyu ve bunun içine kırdığımız zeytinleri kırar kırmaz bu suyun içine atıyoruz. Zeytinlerimizin tamamını kırıp tuzlu suya hepsini koyduktan sonra şöyle bir karıştıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir şekilde kararma olmuyor. Ve bu şekilde zeytinlerinizi kırar kırmaz tuzlu limonlu suya atın. Hiçbir zaman kararma olmayacak arkadaşlar. Bu çok önemli bir detay. Zeytin yaptığınızda aynen bu şekilde tuzlu suya koyun ve kararma asla olmayacak. Zeytinlerimizin simsiyah suyu çıkmış arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ve tuzlu suya koyduktan sonra da bu şekilde koyacağımız kaplara koyana kadar beklettiğimiz arkadaşlar siyah suyu, kiri ve acısı da biraz çıkmış oluyor. Ve hatta bu şekilde tertemiz bir zeytin kurmuş oluyoruz. Ve bir sonraki aşamada ise zeytin koyacağımız kaplar çok önemli arkadaşlar. Zeytin koyacağımız kapların büyüklüğü, küçüklüğü aile sayınıza göre belirlemeniz gerekiyor. Eğer kalabalık bir aile değilseniz böyle küçük pet şişelere koyarak bu şekilde zeytinlerinizi kurabilirsiniz. Ben bu kırdığım zeytinleri 1,5 litrelik pet şişelere kurmayı düşünüyorum. Zeytinimizin suyunu hazırlamak için bir leğene 3 litre kadar çeşme suyu aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1 çay bardağı dolusu da iri tuz, yani turşulu tuz. İkinci çay bardağı tuzu da çok doldurmadım, biraz eksik. Bu tuzu da ilave ediyorum. Biraz da limon tuzu ilave edeceğim. Şöyle bir yemek kaşığı kadar limon tuzu ilave edersem yeterli gelir. Tuzu ve limon tuzunu eritene kadar karıştırıyorum. Ve tekrar erittikten sonra tabii ki tuz ayarına bir bakacağım. Yani eksik, fazla bir ayarına bakacağım. Sonra da tekrar bir yemek kaşığı tuz daha ilave ediyorum. Arkadaşlar 3 litre suya bu tuz yeterli gelecek. Çünkü tuz ayarına baktığımda biraz eksik gibiydi. Çünkü zeytinler de yumuşama olabilir tuzu az olursa. O yüzden tuz ayarı bayağı bir belirgin olması gerekiyor. Kışlık zeytinleri kurarken tuz ayarını biraz daha eksik yaptığınızda zeytinlerde yumuşama olur arkadaşlar. O yüzden tuzunu biraz daha belirgin yapın ki zeytinleriniz hem sarı kalsın hem diriliğini korusun ve tazeliğini korusun. O yüzden zeytinlerinizi çürütmeyin ve tuzunu iyi ayarlayın. Şöyle morarmış zeytinlerimizi de ayrı küçük bir şişeye koyduk. Siz de zeytin yaparken bu morarmış zeytinler arkadaşlar ayrı bir kavanoza ya da pet şişeye yapın ki yeşil zeytinlerden çünkü daha önce oluşuyor bu, yumuşak olduğu için. Bu detaylarda sizlere tekrarlamak istiyorum. İlk defa yapacak olanlar için bunlar önemli detaylar. Bu önemli detayları niye veriyorum arkadaşlar? Çünkü ben daha önce geçen yılki yaptığım zeytinleri 5 kiloluk bidonlara yaptım ve açtığımda o zeytinleri uzun süre bitmek bilmiyor ve
yumuşama da oluyor zamanla. Ne kadar uzun süre beklerse açtığımız zeytinler yumuşama olduğu için tadı da kaçıyor. O yüzden küçük pet şişeler daha ideal diye düşünüyorum. Ve daha sonra şişelerin kapaklarını kapatmadan önce şöyle küçük limon dilimlerini de böyle üzerine bırakıyoruz. Ve zeytinlerin daha üstüne çıkmadan limonlar sarartacak ve kararmasını önlemiş olacak. Bu şekilde zeytinlerinizi kurduktan sonra üzerine bir dilim limon koyun ve kararmasın. Ve bu şekilde zeytinlerimizi kurmuş olduk. Suyunu, limonunu da ayarladıktan sonra kapağını sıkıca kapatıyoruz. Hava almasın ve çok sıkı kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Mutlaka hava aldırmayın zeytinlerinize ki bozulmasın, yumuşamasın. Bu şekilde tamamen kapattık sıkıca. Zeytinlerimizi kurduktan sonra şöyle bir kontrol edelim. Kapaklarını sıkıca kapattık mı, kapatmadık mı? Hava alıyor mu, almıyor mu? Ve bu şekilde kontrol ederek eğer ki kaplarınızda hiçbir damlama olmuyorsa demek ki sıkı kapatmışız ve hava almıyor demektir. Şöyle kapaklarını da kontrol edelim. Damlama hiçbirinde yok. Artık salamura zeytinimiz kışa hazır arkadaşlar. Siz de zeytin kurarken bu anlattığım detayları eğer dikkatli dinlediğinizde güzel, çok diri, tazeliğini kaybetmeyen zeytinler kurmuş olursunuz. Bu kavanoz da benim geçen yıldan kalan bir kavanoz kaldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çizme zeytin tarifimi izlerseniz eğer kanalımda geçen yıl yaptığım bu şekilde hiç renginden hiçbir şey kaybetmiyor ve altın sarısı gibi rengini hep koruyor arkadaşlar. Tatlandırma da yapmadım hatta. Sadece ilk kurduğum günkü gibi ilk suyu daha duruyor. Diğer zeytinlerim tükendi ve sadece bu kaldı. Bunu da böyle bir göstermek istedim. Yaptığımız salamura zeytinleri arkadaşlar tatlandırma zamanı geldiğinde de zaten bu suyunu dökeceksiniz. Bir 3-4 gün çeşme suyuyla değişim yapacaksınız. Sonra da tuzlu suyunu yapıp tekrar koyacaksınız. Zaten ben geçen gün bir zeytin tatlandırma videosu da atmıştım. Eğer ki kafanızı takılan bir şey olduğunda o videoma bir göz atarsınız. Detaylarıyla izlediğinizde güzel bir zeytin tatlandırma yapmış olursunuz. Yeni videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.